Merhaba Tokat TV izleyenleri. Bugün sizlerle birlikte Hıdırlık Köprüsü'nde olan kitap fuarındayız. Hadi gelin hep birlikte standları gezelim. Merhaba amcacığım, isminizi öğrenebilir miyim? İsmim Hasan Öğmen. Medyadım Tokat'ın Tarkan'ı. 2004'lerde hatta 2001'lerde başladım. Şair, yazar, şarkıcıyım. Amatör şarkıcı. Şarkılarım var. En az 40 tane falan eserim var. 2 demo kasetim var. Google'dan yazarsalar zaten oradan YouTube'den izlerler şarkılarımı. Şiir kitaplarım, ortak kitaplarım var. Hala yazmaya devam ediyorum. Tokat sevdalısıyım. Daha ne diyeyim bilmiyorum. Masal kitabım var, işte şiir kitabım var bu şekilde. Yeni bir mektup kitabı çıkacak, ortak kitap. Şunlar ortak kitap, bu kitaplarda varım. Merhaba abicim, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz. Ben Z Kırtasiye'den katılıyorum Tokat'ta. Öğrencilerimize yardımcı kaynaklar konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar fuara da katkı sağlamaya çalışıyoruz bu şekilde. Bize biraz standınızdan bahseder misiniz? Benim standımda öğrencilerimiz için yardımcı kaynaklar var. O şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Merhaba, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba. Biz 44 yayınlara Ankara'dan geliyoruz. İsmim Yeşim. Doktor öğrencisiyim. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde. Çocuk edebiyatı üzerine çalışmalarım var. Mesut Güler'e ait 5 tane çocuk kitabımız var. Gizemli Pusula, Kuzenler Takım 2, Anahtar, Puslu Korku Ormanı ve Tehlikeli Parti. Burada bir tane dedemiz var. Dedemizin de 3 tane torunu var. Torunlarına bir tane pusula veriyor. Fakat torunları pusulayı kaybediyorlar. Kayseri, Ankara ve Bursa olmak üzere 3 şehre yolculuğa çıkılıyor. Bu kitap da bu yolculuğu anlatan heyecan dolu, sürükleyici bir macera kitabı. Kitabın arkasında 10 tane değerlendirme testi var. Anlayıp anlamadıklarına dair. Kitabın içeriğinde kötü kelime, yabancı kelime, argo yer almıyor. Değerlerimizi işledik. Sevgi, saygı, dostluk gibi. Bu kitabın ilk serisi Gizem Pusula 16. baskısını yaptı. Kitap öğrenciler tarafından o kadar sevildi ki Kuzenler Takım 2 Anahtar ve Kuzenler Takımı 3 Efsane çıktı. Şöyle göstereyim. Kitabın içerisinde herhangi bir kötü kelime, argo yer almıyor. Özellikle kitap okumayı sevmeyen çocuklar bu kitabı çok seviyor. Çünkü biz burada çocuklarımıza nasihat vermedik. Küçük bir çocuk bile nasihat edilmesinden hoşlanmaz. Biz burada sizin öğrettiğiniz değerleri, okul veya toplumun öğrettiği değerleri bir macera çerçevesinde işleyerek hem onlara okuma alışkanlığı kazandırmak istedik, hem de hayal dünyaları genişlesin istedik. Merhaba, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Semih İdigül. Dizi ve sinema oyuncusuyum. Hayvan hakları aktivistiyim. Bu kitabın da yazarıyım. Emekli bankacıyım. Peki bize biraz standınızdan bahseder misiniz? Standım işte şöyle, mütevazi. Öyle küçük, kendine göre şirin. Böyle işte dizilerimle kaplı, oynadığım dizilerle kaplı. Böyle bir ufak mütevazı stand, ama standımız geniş. Tabii yanımda çok değerli 2 tane yazar arkadaşım da var. Onların standı ve bir sürü kitapları da var. Tokat'a geldik. Tokat'tan memnunuz. Fuarları geziyoruz. Okullara seminerler yapıyorum. Burada da 3 tane okula 6 tane seminer yaptım. Yani eğitim verdim gençlere bu hayvan hakları konusunda. Güzeldi. Pazartesi de inşallah bir okula daha gideceğim. Pazar günü de fuar bitiyor. Tokat halkından memnunuz, Tokat'ın havasından memnunuz, Tokat'ın ilgi ve alakasından memnunuz. Tabii fuarın daha da çok olabilirdi ama herhalde otobüsler yetişmiyor, yeterli gelmiyor. Ama genel anlamda memnunuz yani. Merhaba, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Ayla Aba. Tokat'ın yerel yazarlarındandım. İlk 2 tane kitabı kendim bastırdım. Daha sonra masal kitaplarını Mavi Kadın Yayıncılık aracılığıyla çıkarttık. Bu fuarda da Mavi Kadın Yayıncılık'la buradayım. Gelen öğrenciler, veliler okuma anlamında çok ilgililer kitapla. Masallara da Tokat'ın 40 Kızlar Efsanesini ve Ballıca Mağarası'nı anlatmaya çalıştım çocuklara. Masalın içerisine sadece Tokat'a ait 14 tane değeri yerleştirdim. Okuyan çocuğumuz Tokat'la ilgili şöyle bir ön bilgi
edinsin istedim. Bu anlamda birinci masal kitabı bitti. İkincisinin de imzalarına devam ediyoruz. Pazar gününe kadar devam edecek fuar. Herkesi bekliyoruz. Merhaba, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, benim adım Hilal Kahraman. İki kere üst üste Türkiye'nin en iyi kadın yazar ödülü almış bir yazarım ve Mavi Kadın Yayıncılığın sahibiyim. Çok güzel. Bize standınızdan bahseder misiniz biraz? Şimdi bizim standımız hem çocuk hem yetişkin standı. Gördüğünüz üzere burada çocuklar için özel kitaplarımız var. Aynı zamanda yazarım ben olduğum yılın en iyi çocuk kitabı ödüllü bir kitabımız var. Kendi kitaplarım var. Aynı zamanda 61 tane yazarımızın yetişkin, genç, genç kurgu, fantastik, macera, tarih, işte roman, kişisel gelişim, birçok kitaptan harmanladığımız bir kitap standımız var. Merhaba amcacığım, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Davut Tunçbilek. Emekli Kültür Turizm Şube Müdürü, aynı zamanda Fransızca öğretmeniydim. Tokat benim ikinci memleketim. Niye? 1987 yılında Gazi Osman Paşa Lisesi'ne Fransızca öğretmenliği yaptım. 1995 yılında Kültür Turizm Müdürlüğü'ne geçtim Tokat'ta. Şube müdürü olarak görev yaptım. 27 yılım Tokat'ta geçti. Yani Tokat benim ikinci memleketim. Memnun olduk. Bize biraz standından bahseder misin? Kızım, ben Ankara'da yaşıyorum. Tokat'ta kitap fuarı var deyince atladım, koşa koşa geldim. Çünkü Tokat'ta çok tanıdığım var, çok dostum var. En güzel günlerim neredeyse burada geçti. Dedim, Tokat'ı bir daha gezeyim. Sabah erkenden kalkıyorum, sokaklarını geziyorum. Ne bileyim, emek verdiğimiz yerleri geziyorum. Tokat'la ilgili çok kitap yazdım ben. İşte, hocam, buralarla ilgili bayağı bir anılarım var. Özlem. Özlem illaki işte, yaptığınız işler, başardığınız görevler. Tokat'ta Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanlığı da yaptım. Evet. Tokat benim için özel bir şehir. Onun için geldim.